Her şey çok güzel olacak, gel vallahi. Her şey çok güzel olacak dedi. Muhalifler kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan dalkavuk, AKP'li troller hain ilan etti. Sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak, konuşacak. Mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sanatçılara ve iş insanlarına seslendi. Sanatçılar o çağrıya "her şey çok güzel olacak" diye cevap verdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da onlardan biriydi. Yılmaz, YSK'nın kararıyla ilgili "akıl almaz ama gerçek" dedi. Twitter'dan "seçimleriniz iptal edilmiştir. Peki, biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum. Bunu memleketimiz hak etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak. Gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek. Acı bir gerçek" diye yazdı. Ünlü komedyen Instagram hesabındansa kendisinin başrolde oynadığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminden bir fotoğraf paylaştı. Cem Yılmaz'ın İmamoğlu'na desteği iktidar ve destekçilerini kızdırdı. Yılmaz o tepkilere önce "ben vatanını, milletini seven sade bir vatandaşım. Siyasetten de hiç hoşlanmam. Sen bir adayı seversin, ben öbür adayı severim. Öyle değil mi güzel kardeşim? Tane tane anlat Cem abi. Sen bazı insanları seversin, ben herkesi severim. Belki de farkımız budur" sözleriyle cevap verdi. Ama hem destek hem tepki dalga dalga büyüdü. Sanatçıların İmamoğlu'na desteği sarayın da tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz'ın da aralarında olduğu sanatçıları nankörlük ve dalkavuklukla suçladı. "Bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu neyle ifade edeceğiz? Neyle izah edeceğiz? Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz." MHP lideri Devlet Bahçeli ise meseleyi bir anda Gülen cemaatine bağladı, sloganı Emre Uslu'nun bulduğunu iddia etti ve "Cem Yılmaz'ı bir daha sevemem" dedi. Bahçeli'ye cevap Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'dan geldi. Can Yılmaz, "ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim" tweet'i attı. Cem Yılmaz, AKP'li trollerin de hedefi oldu, vatansever olmamakla ve şehitlere sahip çıkmamakla suçlandı. "Size bazı ibretlik insanlar sunayım" deyip trollerin hakaret tweetlerini yayınlayan Yılmaz, ardından birkaç gün önce şehit çocukları yararına katıldığı bir etkinlikle ilgili haberi hatırlattı. Destekçilerine ise "ben bir halk kahramanı değilim" sözleriyle seslendi. "Adam dedi ki, siz komedyensiniz değil mi? Doğru söyleyin." Dedim ki "evet." "Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim. Bir komedyenim, haddim hududum belli. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin" şeklindedir. Nevşehir Belediyesi'ndeki dostumuz da "ne zaman Nevşehir'e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim." AKP'li trollerin sosyal medyada başlattığı kara propaganda ise ünlü komedyeni isyan ettirdi. Yılmaz, "benden düşman yaratıyorlar ve bu ahlaksızlık" dedi. Sosyal medyada bu aralar altında imzam olmayan garip garip şeyler dolaştırıyorlar. Sonra da "vay ne demiş" diyerek "benden düşman yaratıyorlar. Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok" diye bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum. "Ben aday da değilim üstelik. Bir tane oyumuz var, gidip sandığa atıyoruz. Nedir bu topyekün saldırı? Gerçekten akıl alır şey değil. Bir grup insan hiç politik değilsiniz" derken bir diğer grup "vay efendim şöyle dedi, bunlar zaten şöyledir" vesaire demesi de ayrıca çarpıcı. Yılmaz açıklamasını "senin de canın sağ olsun" sözleriyle bitirdi. Vallahi bütünde baktığın zaman benim söyleyeceğim şey "senin canın sağ olsun" olacaktır. Kalın sağlıcakla. Allah başka dert vermesin.